Sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte RWA Trending'deki projeleri inceleyeceğiz beraber. Biliyorsunuz ki kripto para piyasasında belli başlı trendler oluyor. Düşüş dönemlerinde, yükseliş dönemlerinde her boğada yeni bir trend çıkıyor karşımıza. Bu trendler içerisinde de güzel kazançlar yakalanabiliyor. RWA da bu kategori arkadaşlar, geçtiğimiz ayı dönemlerinin sonlarında çıkan bir kategoriydi. Ve tabii ki daha fazla arkadaşlar, birçok altcoin RWA kategorisi içerisinde yer almaya başladı. Hepsinin aslında amacı arkadaşlar, belli projeleri tokenleştirerek piyasa içerisinde farklı alanlarda yer almak ve hepsinin farklı özellikleri var. Fakat bu tarz trendlerden nemalanmak için birçok altcoin trende kendini dahil ediyor. O yüzden bu trend içerisinde, bu kategori içerisinde aldığınız altcoinlerin tamamen RWA olup olmadığını tamamen araştırarak, analiz ederek bakmanız gerekiyor. Her proje kendisini RWA olarak ön plana çıkartabilir. Buradaki hype'dan yararlanmak isteyebilir. O yüzden doğru projelere odaklanırsanız yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Trendler tabii ki arkadaşlar kalıcı değil, geçici olmakta. Gördüğünüz gibi şu anda ne kadar sevdiğimiz bir kategori olsa da UBX gibi, Rio gibi birçok arkadaşlar altcoin'de sert düşüşler gördük. Tamamen çarşamba pazarına döndü RWA kategorisi. Şu anda hepsi neredeyse dip fiyatlarında, ilk çıktığı fiyatları geri döndüler. Bu noktalardan kaliteli projeleri, arkası dolu projeleri toplarsanız, sepetinizde 2-3 adet yer verirseniz trend tekrardan hype yaşadığında güzel paralar kazanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi şu anda hepsi neredeyse dip seviyelerinde. Özellikle MX borsası üzerinden bu kategori çok fazla hype görmekte, çok fazla talep olmakta. Açıklama kısmında MX borsası linki var. Oradan üye olarak $25 ödül kazanabilirsiniz ve RWA kategorilerini projeleri inceleyebilirsiniz. Bebek projeler genelde oradan çıkıyor RWA alanında. Bunun haricinde tabii ki video içerisinde benim önerilerim olacak. Bazı altcoin'leri beraber sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bunları da dikkatle takip etmenizi öneriyorum. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bakalım RWA kategorisinde benim favorilerim hangisi? Hangi altcoin'ler yukarıya doğru gidebilir? Hepsini teker teker inceleyelim sizlerle birlikte video içerisinde. RWA trendinde takibimde olan ilk projelerden bir tanesi UBX. Hala elimde spot sepetinde tutuyorum MX borsasında. Şimdi burada gördüğünüz gibi fiyat arkadaşlar tepelerden çok ciddi bir şekilde hype'lanıp daha sonra gördüğünüz gibi Bitcoin ve genel piyasanın çöküşüyle birlikte dip seviyelerine doğru gerçekleşmiş. Şu anda arkadaşlar fiyat gerçekten tam destek noktasında ve buralarda yatay seyretmekte. Buralar tabii ki UBX'in alım yerleri. Tepeden alan arkadaşlar elinde tutuyorsa ciddi bir tabii ki zarar etmiştir. Biz gene orta noktalardan güzel bir seviyelerden aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki ekleme yapmak için alt seviyelerde de oldukça önemli fırsatlar veriyor. Yakın zamanda eğer beklediğimiz Bitcoin ve Ethereum çöküşü bir kez daha gelirse Ağustos ayında UBX'e bir ekleme yapmayı düşünüyorum açıkçası. Elimde tutmaya devam ediyorum. Güzel bulduğum ve ilerleyen dönemlerde trend tekrar RWA alanına döndüğünde, piyasa tekrar hacimlendiğinde bu projeden çıkış bekliyorum açıkçası. Yeni alacak arkadaşlar için de güzel bir fırsat olabilir. Tabii ki projeyi CoinMarketCap'ten ve kendi web sitesinden inceleyin. Ne olduğuna bakın. Daha önce UBX'i ben çok fazla anlattım arkadaşlar. Hem ABD tarafında hem Türkiye tarafında destek gören bir proje. Tamamen dediğim gibi arkadaşlar araştırmanız size ait olmalı bu tarz projelerde. Fiyat şu anda diplerde. Videonun başında söylediğim gibi çarşamba pazarına döndü hepsi. Şu anda hepsi dip seviyelerinde. Nereden alırsa alalım. Bu seviyelerden trend tekrar dönecekse, bir altcoin boğası yaşayacaksa bu piyasa, bunların hepsi eski yerlerine gelecektir arkadaşlar. Benim görüşlerim bu şekilde açıkçası. Diğer bir proje Rio. Diğer RWA projelerine nazaran biraz daha sağlam kaldığını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0.90 ile 1 dolar arasında gitgeller yapıyor sürekli. Fakat buradaki destek kırılmadı. Daha önce burayı çok fazla kez test etti. Buradaki desteğin altına sarkmıyor. Rio'yu burada tutuyorlar. Güzel yatırımcı var içeride. Baktığımızda 0.50 bölgeleri de gelebilir arkadaşlar. Destek kırılırsa, Ethereum'daki, Bitcoin'deki geri çekilme daha da sertleşirse 0.50 bölgesinden ekleme yapılabilecek pozisyonlar alabilecek bölgelerdir açıkçası. Ben Rio'nun da boğa döneminde 8-10 dolar fiyatlamasını yapmasını bekleyeceğim açıkçası. Hala elimde tuttuğum projelerden bir tanesi. Bu seviyelerden ekleme yapılabilir mi? Tabii ki karar sizin. Ben bu Rio'yu paylaştığımda 0.10 bölgelerindeydi arkadaşlar. 25x'e yakın bir kazanç elde ettik Rio'dan biz. İlk başlarda biliyorsunuz ki 6 ay önce. Şu anda da fiyat hala benim alım seviyelerime kadar geri çekilmedi. Diğer projeler gibi sert düşüş görmediğim için herhangi bir hamle yapmadım. Elimdeki adet şu anda gerçekten yeterli. Fakat dediğim gibi 0.50 bölgelerine geri çekilirse ve yeni alacak yatırımcılar için güzel bir pozisyon bölgesi olabilir. Takimde olan, diğer RWA trendinde olan projelerden bir tanesi açıkçası. Ben bütün projelerden daha iyi görüyorum Rio'yu. Hem arkadaşlar yatırımcı anlamında,
Hem baktığımızda potansiyel anlamında hem de topluluk anlamında bence Rio bütün RVA projelerinden daha iyi bir konumda. Birçok yatırımcı, birçok fenomen bu projeyi kaçırdığı için daha sonra çıkan Ondo projesini övmeye başladılar. Burayı pohpohlamaya başladılar. Fakat herkesin elinde patladı, biliyorsunuz ki Ondo. İlk başlardan beri sevmediğim projelerden bir tanesi. Fakat gördüğünüz gibi Ondo'da geri çekilmeler yaşanıyor. Zaten listelenme fiyatı da yüksekti. Ve aynı zamanda tekrar bir hype yaşamaya çalıştı. Buradan tabii ki Ethereum'un geri çekilmesiyle birlikte gördüğünüz gibi sert bir düşüşle 0.56 bölgelerine kadar geri çekildi. Fakat Ondo çok fazla kişinin elinde var. Borsa desteklemesi var. Güzel bir proje olduğunu düşünmüyorum ben, ama bu kadar fenomenlerin, işte projelerin desteklenmesi, bir topluluk oluşturuluyor. Güzel reklamı yapılıyor projenin. Bu reklamda arkadaşlar fiyatı yukarıya taşıyabilir. Benim elimde yok, almayı da düşünmüyorum. Fakat sizler tabii ki birçok yatırımcı arkadaşımız sormakta bu projeyi. Alalım mı, nasıl yapalım vesaire. O yüzden listeye aldım. Burada anlatıyorum sizlere. Şimdi baktığımızda gene gördüğünüz gibi destek noktasında güzel bir şekilde çalışmış. Desteğin altına sarkıp yukarıya atmış kendisini. Buradan tekrar yukarıya 1,5 dolar bölgelerine kadar bir gidişat bekleriz. Fakat geri çekilme yaşanırsa 0,25 bölgelerine kadar da bir test gelebilir arkadaşlar. İlk noktamızda 0,39-40 bölgeleri. Bu bölgelere gelirse toplamaya başlayabilirsiniz. Buradaki destek noktasından ve aşağıdaki destek noktasına kademeli bir alış gerçekleştirilebilir Ondo projesinde. Boğa'da hedefi tabii ki toplulukla birlikte, bu fenomenlerin gazıyla birlikte onların fiyatı da arkadaşlar Rio gibi yükselecektir diye düşünmekteyim açıkçası. Fakat dediğim gibi ben sepetimde tercih etmeyeceğim bu projeyi. Diğer bir proje On projesi. Binance üzerinde biliyorsunuz ki çok fazla çılgınca yükselişler yaptı. Dipler alan arkadaşları gerçekten zengin etmiş olacak bir projedir. 6 ay önce sadece RVA toplayan birçok yatırımcı. Bakın, bu kategoriyi neredeyse ilk tanıtan insanlardan biriyim ben. Videolarımız çok izlenmiyor olabilir. Videolarımız çok beğenilmiyor olabilir. Çok insanın önüne çıkmıyor olabiliriz. Fakat bizi sıkı takip eden arkadaşlarımız iyi bilecektir. 6 ay, 7 ay önce ayı döneminde RVA kategorisini bağırdım. Yani kimse daha bilmiyorken bunları, Rio'yu, MX'teki projeleri kimse bilmiyorken tanıttım. Uzun süredir sessiziz. Çok fazla proje paylaşmıyorum. Eskisi kadar keyfim yok. Fakat bu sektörü tanıtan insanlardan bir tanesiyim YouTube üzerinde. Ve On projesi, Rio projeleri, UBX gibi, bakın bunları 6 ay önce toplayanlar zaten bunların ufak mini boğasında çok güzel paralar kazandırdılar. Piyasa para kazandırıyor. Önemli olan araştırmak, yükselişleri yaşayabilmek. On projesi de farkındaysanız Rio gibi çok böyle sert düşüşler gerçekleştirmiyor. Bakın, piyasa kan revan içinde şu anda. Herkes ciddi zararda. On projesinin yani düşüşü 1,5 dolardan 1 dolarlara kadar gerçekleşmiş. Hiçbir sıkıntı yok bence projede şu anda. Bu düşüş de gerçekten gayet sağlıklı. Hepsinin bu şekilde düşmesi lazım bence. Fakat alım yeri için arkadaşlar ben burada 0,64 bölgelerini beklerim. 0,40 bölgelerini beklerim. Çok sert yükseliş yaşadığı için buradan sonra nereye gideceğini kestirmek oldukça zor olacaktır. Fakat boğa yaşamadan bu şekilde hype'lanan bir proje boğa yaşadığında daha da yüksek hype'lara ulaşabilir diye düşünüyorum. Kanal içerisine girer, buradaki destek noktasını test ederse buralarda alıcı olurum. Bir kademede aşağıdaki 0.40 bölgesine kadar geri çekilme yaşarsa burada alıcı olmayı tercih ederim. Fakat bu düşüşe rağmen güzel bir şekilde burada arkadaşlar oyalanan bir on projesi var. Aşağıdaki noktalara kadar geri çekilmesi şu anlık zor gözüküyor. Fakat sarı 0.63 destek bölgemiz. Burası Ethereum düşüşüyle birlikte gelebilir. Buradan da bu proje değerlendirilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Diğer proje Leox. Gene arkadaşlar uzun süredir hayal kırıklığı yaratan bir proje. 2 dolarlara kadar çıkmış, gördüğünüz gibi dip fiyatlarından daha önce. Bu da arkadaşlar Leox projesinin tekrar bu noktaları deneyeceğini bize gösteriyor. Gene şu an dip fiyatlarında 0.30 fiyatlarında, bakın. Bir trend gelirse yani 2 doları kesin görecek projelerden bir tanesi bu. Şu anda gördüğünüz gibi dibinde çok riskli bir bölgede açıkçası. Buranın da altına kırılırsa 0.10 bölgelerine kadar bir geri çekilme yaşar. Buradan biraz tepki almış gördüğünüz gibi. Ben buradan artık 0.45, aynı zamanda 0.80 ve buralardan 2 dolara kadar çıkış beklerim. Fakat tabii ki bu projelerin çıkış yapabilmesi için de bir RVA trendi, bir hype lazım. Özellikle Ethereum arkadaşlar RVA projelerini oldukça güzel etkileyecektir. Ethereum'un ATH yapması RVA kategorisine çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Birçok RVA projesi ERC20 tabanlı, biliyorsunuz ki. Ethereum'da buradan arkadaşlar RVA projelerini tetikleyeceğini düşünüyorum ben. Umarım yanıltmaz bizleri. Leox projesi de dibinde şu an tam alım bölgelerinde. Fırsat olabilir ilerleyen dönemler için. Ben şu anda Rio ve UBX üzerinde duruyorum. Fakat dediğim gibi On projesi de beklediğim bölgelere gelirse değerlendiririm. Leox projesi de çok güzel bir fırsat veriyor. Ethereum daha da geri çekilirse, sert bir düşüş gerçekleştirirse Leox projesi de değerlendirilebilir açıkçası. Ve aynı zamanda arkadaşlar Rio
UBX, Ondo, Leox gibi projeler BlockRock şirketinin biliyorsunuz ki altcoin sepetinde olan projeler. Bu da önemli bir detay açıkçası. Bu şirketler de bu tarz projelere boşuna yatırım yapmıyorlar. Bir potansiyel görüyorlar. İlerleyen dönemlerde güzel bir vade görüyorlar. Bu şekilde şirketler de bu tarz projelere yatırım yapıyor. Önemli olan arkadaşlar trendin tekrar hype yaşayabilmesi, trendin tekrar altcoin boğasında ciddi sert çıkışlar yapabilmesi. Yeni çıkan sektörler, kategoriler genelde ilk boğasını yaşadığında her zaman göz önünde olurlar. Biliyorsunuz ki 2021 yılında Metaverse diye bir dalga çıktı mesela. Hiçbir şey yoktu ortada. Bir anda Metaverse diye sanal dünyalar, sanal araziler çıkmaya başladı. Buradan arkadaşlar insanlar öyle bir lanse edildi ki piyasaya. Herkes bunları almaya ve Metaverse boğası yaşamaya başladı piyasa. Aynı şekilde şu anda da RVA kategorisi yeni bir sektör. Metaverse gibi ilk hype'ını yaşayacağı ilk boğası olabilir bu. O yüzden elimizde bir iki tane güzel kaliteli proje bulundurmamız gerekiyor. Benim şu anda takibimde olan projeler burada size anlattıklarım. Fakat baktığımızda arkadaşlar CoinGecko'da, CoinMarketCap'te çok fazla RVA projesi var. Ve mutlaka buradan 100x, 50x yapacak projeler olacaktır. Ben biraz daha burada garanti altcoin'leri, garanti RVA projelerini tutmaya çalışıyorum. Fakat Bol Sıfır'la MX'te çok fazla mesela RVA projesi var. Buradan da değerlendirmeler yapabilirsiniz açıkçası. Gördüğünüz gibi yani ucu bucağı yok. Birçok altcoin var. Bu kategori trende girdiğinde buradan birçok altcoin 100x, 150x yapacaktır diye düşünüyorum ben. Bir boğa yaşayacaksak. Token Fi de mesela çok güzel bir proje. Herkesin takibinde olan bir proje. Bunu da daha önce anlatmıştık. Floki ekibinin desteklediği bir proje. CFG de gene keza çok fazla hype'ı yüksek olabilecek projelerden bir tanesi. LCX projesinin umut vaat ettiğini söyleyebiliriz. Yani birçoğunu inceledim ben bu sektör içerisindeki. Fakat dediğim gibi bazı projelerde oldukça riskli arkadaşlar. Bu şekilde RVA trendinde kendinize güzel bir portföy oluşturabilir. Güzel altcoin'leri sepetinize ekleyebilirsiniz diye düşünmekteyim. Tabii ki ben iki tane diyorum minimum ama imkanı olan, sermayesi yüksek olan arkadaşlar 4'e 5'e kadar çıkartıp risk alabilir bu sektör içerisinde. Herkese bol kazançlar diliyorum. Açıklama kısmından MX borsasına üye olmayı, Bitget borsasına üye olmayı unutmayın. Buradan üyelik gerçekleştirdikten sonra iki borsadan da 30 dolar değerinde arkadaşlar bonus kazanıyorsunuz. Bunlarla işlem yapabilirsiniz. Aynı zamanda bizim pozisyonlarımızı, al sat fırsatlarını referansla üye olan arkadaşlar ne yapabiliyor arkadaşlar? Telegram'dan takip edebiliyor. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.